şu dönemde kesinlikle torpilsiz hiçbir işe giremez. Hepsi için geçerli abi. Kamuda bile, yani kamuyu boş verdim. Özel sektörde bile şu anda şöyle iyi insani şartlarda çalışabileceğim bir işe girmen için bile referans lazım, torpil lazım. Torpilsiz bu ülkede hiçbir iş yürümüyor abi. Bunu da Müslümanım diyenler yapıyor bu ülkede. Bizden torpil isteyenler var, dedik biz torpil işine falan pek bakmayız. RP hakim ve savcı atamalarında torpil yapıldığını iddia ettik. Torpiller, şunlar, bunlar neyse binlerce aday arasından birinci çıkıyor. Atanabiliyor musun? 4 yıl önce mezun oldu ama bir türlü atanamadı. Bunalıma giren genç öğretmen canına kıydı. Nomadler de torpil mağdur. Bazı personele torpil yapmakla meşgul. Bürokratların birden fazla maaş almaması için meclise sunduğu kanun teklifi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AK Partili bürokratlar birden çok yerden devasa tutarda maaş, ücret, prim, huzur hakkı, kar payı almaya devam ediyor. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. Lise matematikte Türkiye 68.'si oldum ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen, hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben 55 puan aldım ve çok mağduruz. Puanım 87.75, ben de elendim. Mülakat puanım 54. Ben hala neden elendiğimi bilmiyorum. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Sizin Allah'ınız yok mu? O da atanamayan öğretmenlerden yalnızca biri. 4 yıldır görev bekleyen perde öğretmen, geçinebilmek, hayatta tutunabilmek için son çareyi inşaatta çalışmakta buldu. İnşaatta çalışıyorum mecburen yani. Bazen geliyorsunuz, ailenizden harçlık alamıyorsunuz, yüzüne bakamıyorsunuz. O mağduriyet, o insanların size olan bakış açıları bu insana gerçekten çok yıpratıyor. 2019 yılında Fırat Üniversitesi'nden mezun oldu Ferdi Taş. O çok sevdiği coğrafya öğretmenliği bölümünden. Yıllarını hem çalışarak hem de KPSS'ye hazırlanarak geçirdi. Mesleğini yapabilmekti hayali. Ancak hayat onu başka yerlere sürükledi. 2019 yılında mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde çalıştı. Defalarca KPSS'ye girdi. Geçen yıl tam oldu demişti ki bu sefer de kontenjanı 2 kişiyle kaçırdı. Her yıl binin arasına giriyorum. Ben 1-2 kişiyle geçen yıl zaten kaçırdım. Benim şu an yerim hakikaten inşaat değil yani. İnşaat alanını küçümsüyor diye değil. Bu benim işim değil. Hayat kuramıyoruz. Çok zor hayat. Gerçekten bunu yaşamayan bilmez yani. KPSS'den 90 aldım. Ne arayan var ne soran var. KPSS ne demek? Kamu personeli seçme sınavı demek. Yani devlet personele ihtiyacı olduğu zaman bu sınavı açıyor. İyi not alanları da görevlerine yerleştiriyor. İşte ben de 10 bin kişiden biriyim. Yarın gidip görevime başlayacağım. Mis gibi de iş vallahi. Hadi ya. Vay anasını be. Ya sen 90'ın üzerine mi puan aldın? Ya muhterem ne 90'ı? Ben 50'yi bile zor aldım ya. Allah Allah. Peki seni nasıl işe yerleştirdiler abicim? Ha sen de KPSS'nin ne demek olduğunu bilmeyenlerdensin. Biliyorum abicim. Kamu personelinin seçme sınavı demek. Ne o demek? Bilmiyorsun kazanamamışsın işte. Oradaki K kamu değil. Karıya türban giydirmek demek. İşte bak yengene ben de türbanı giydirdim. K bölümünü geçtim. Sen giydiremedin kaldın. Peki P ne demek? Parti demek. İktidar partisine üye olmak demek. Ben gittim oldum. P kısmını atladım. Sen kaldın. S ne demek? Ne demek? Sakal demek. Sakal bıraktım. Ben o kısmı da geçtim. Peki öteki S ne demek? Secde demek. Secde edeceksin. Parti başkanına secde edeceksin. Parti büyüklerine secde edeceksin. Ya. Siyasetçi müftüye yazı yazacak bunu işe. Ne olarak hem de din görevlisi olarak ya. Bizden referans anlamında destek istenmiş. O işe girecek olan şahsı tanıdığımızın bir belgesidir. İlgili kuruma hiçbir zaman talimat vermeyiz, öyle bir hakkımız yok. Neyin referansını oluyoruz? İmamın torpili mi olur ya? AK Parti milletvekillerinin imam mülakatı için Van İl Müftülüğü'ne gönderdikleri yazılar. Muhalefet torpil dedi. Vahitkiler torpil değil referans. Tartışma Meclis Genel Kurulu'na da taşındı. Bunun bir talimat olarak değil, uygunsa, mümkünse diye ifade edilen bir cümle olarak değerlendirilmesi gerekir. Torpil deyince akla Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Militan gibi kullandığınız İstanbul savcısını Yargıtay'a atayıp koltuğuna masasına oturmadan Yargıtay üyesi kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne atadınız. Torpil böyle oluyor sayın Elin. Aşağıda isimleri bulunan 4B İmam Hatiplik mülakatına girecek ilgililerin değerlendirilmesi hususunu rica ederim. Bu AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin kendi imzasıyla Van İl Müftüsü'ne gönderdiği imam mülakatına girecek kişiler için talebi.
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de kendi imam listesini gönderdi. Aşağıda isimleri yazılan hemşerilerimin kurumunuza girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hemşerilerimizin hangi konuda bir talebi varsa objektif değerlendirilmesi adına bir ricada bulunmuşumdur. Vahit Kiler konuştu. Muhalefetin imam alımı için AK Parti milletvekilleri torpil istedi tepkilerine yanıt verdi. Tanıdıkları kişilere referans olduklarını, bunu hep yaptıklarını söyledi. Referans olmak ilk değil, son da olmayacak diyerek. Referans olmayan, imamlığı hak etmiş olanlar ne olacak? Vahit Kiler veya diğer milletvekillerine ulaşamayanlar ne olacak? Bunu işe alın. Bunu hemen alın, değerlendirin diye bir talimatımız yok. Biz orada ricada bulunuyoruz. Torpil emrivaki olmuyor. Torpil rica ile olur zaten. Ailesine, bu şahsın kişiliğine referansız. Tanıyoruz, kefiliz ama iş bilgisini siz değerlendirin. Kaldı ki imamlıkta bu çok daha önemlidir. Çünkü namaz kıldıracak. Allah için namaza diye niyet edecek, hakkı hukuku savunacak, eşitliği anlatacak, kul hakkından bahsedecek olanı bile torpille seçtikten sonra bu memlekette kime güveneceğiz biz? ...11 maaş alan bürokrat. Çok güzel ya. Haksız kazanç gibi diye düşünüyorum. Yani kelime bulamıyorum. Bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Kısa yoldan büyük para kazanmamız lazım. Bakın dikkat buyurun kardeşlerim. Az çalışıp çok para kazanalım demiyorum. Mümkünse hiç çalışmayıp çok kazanalım. Bizim siyasetle işimiz olmaz. Bize göre değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokratların birden fazla maaş almaması için meclise sunduğu kanun teklifi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Kamu görevlileri kadrolarına bağlı pozisyonları dışında en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda tasarruf tedbiri olarak açıklamıştı çoklu maaş engelini. Aradan aylar geçti ama birden fazla kamu kurumundan maaş alan bürokratlara her geçen gün yenileri eklendi. AKP ve MHP ise çoklu maaşa aynen devam dedi. Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 4 maaş, 5 maaş, üstelik büyük paralar almaları sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Ahlak kabul eder mi bunu ya? Altun aldığı birden fazla maaşı hayır hasenata harcadığını savunuyor. Beyefendi her şeyin üstünde 5 maaş alıyor. Ya ortaya çıkınca büyük bir pişkinlikle çıkmış diyor ki ben bunu hayır hasanata harcadım diyor. Hay anasını ya. Bu devletin parası sizin cennetinizin teminatı mı? AK Partili bürokratlar birden çok yerden devasa tutarda maaş, ücret, prim, huzur hakkı, kar payı almaya devam ediyor. Alparslan Bayraktar Kardemir'in yani Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Kardemir'in bir iştiraki olan Kar Dökmak'ın da yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı. Aynı zamanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda. Aynı zamanda EPİAŞ'ın da yönetim kurulunda. Kızılay Sağlık AŞ şirketine yaklaşık 30 bin lira maaşla genel müdür olarak atanan AKP eski milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, eşiyle birlikte aylık 100 bin lira yaşam bir gelire sahip. Eşinin Kızılay'dan 3, kendisinin bakan eski milletvekilliği ve Kızılay'daki 30 bin liralık yeni görevinden 5 farklı görev ve maaşa kavuştuklarını ortaya koydu. Ekonomi reform paketine göre söz konusu isimlerin kamuda 2'den fazla maaş alması 30 Haziran sonrası mümkün olmayacaktı. Ancak bu isimlerle ilgili henüz bir tasarruf adımı söz konusu değil. Umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına. Oy, adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Arkadaşlar ben haber nereye gittim? Cihettik. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o yoldan oluyordu. Milletvekili olduğu dönemde terörist başı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini böyle dile getirmişti. Siyasette, bürokraside yükselme bu yolla oluyordu diyerek. Adalet Akademisi programındaydı bakanla birlikte. Ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin olduğu cep telefonu elinden hiç düşmedi.
görevde yükselme mülakatı mesajlarıyla ilgilendi. Sayın Bakanım, iyi günler dilerim. Az evvel Yargıtay binasında Abdullah Murat Başkan'ın vesilesiyle sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla. Yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçu yetişkin. Hayırlı günler, müsaitsen aramak isterim. Notunu aldım, takip ediyorum. Toplantıdayım, görüşürüz inşallah. Büro memur, sen Isparta İl Başkan Vekili Müdür adayımız. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı mülakat tarihi 26 Ocak. Torpil mesajlarını tek tek yanıtlayıp takipçisi olacağını söyleyip özel kalem müdürüne iletti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can. Torpil talebini iletenlerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ydi. Başvurulan pozisyon İzmir Yazı İşleri Müdürlüğü. Görevde yükselme sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Mülakat yeri Adalet Bakanlığı toplantı salonu. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah. Eşit şartlarda. Tarım Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı. Önemli. Bizim de işimiz düşüyor. Türkiye bir İslam ülkesidir. Sayın Bakan Yardımcım, merhaba. Paylaşmış olduğunuz bir sosyal medya mesajı vardı ama. Anayasaya aykırı eleştirileri var. Söylemek ister misiniz? Yani kimse bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur diye bize aday teklifiyle gelmesin.